Arkadaşlar saat gece 3. Şöyle gösteriyorum sizlere. Gördüğünüz üzere saat gece 3. Ve beni 6 defa bilinmeyen numara aradı. Saat gecenin 3'ünde 7. aramada uyandım. Bu arayan kişi benim numaramı biliyormuş. Çünkü sildiğine girdim. Evet, kukuli sildiğinden bahsediyorum. Şimdi çok fazla uykum var. Bana konum gönderdi. WhatsApp'tan konuşmalarımı burada göstereceğim sizlere. Gönderdiği konuma yarın sabah gideceğim. Bakın saat gecenin 3'ü, hatta şu an 3.10 geçiyor. Yarın sabah kukulinin bana gönderdiği konuma gideceğim. Ve mekanını basacağım. Arkadaşlar şu anda Kukuli'nin bana dün gece atmış olduğu konuma geldim ve tek başımayım. Yanıma telefonu da almadım ama ben ne olur ne olmaz yanıma silah aldım. Çünkü bana silah al ya da alma diye hiçbir şey söylemedi. Yanımda bir de bir gün kalmak için çantam var. Eğer Kukuli ile birlikte anlaşabilirsek Kukuli'nin evinde bir gün kalacağım. İnanılmaz heyecanlıyım, bir yandan da çok korkuyorum. Bakın benimle birlikte olayları çok dikkatli bir şekilde izlemenizi istiyorum. Eğer gözlerimden bir şeyler kaçarsa yorumlarda sizler devreye gireceksiniz. Kukuli'nin evine bugün sizlerle birlikte gidiyoruz. Çok dikkatli izleyin. Silahımı önce tetiğini çekiyorum şöyle. Yanımda çantam var bir de. Çantamın içine neler var göstereceğim. Ne olur ne olmaz diye su aldım. Suyun da bu kadar kalmış. Gerisini işeyerek doldururum. Şimdi çantamı sırtladım. Silahımı da aldım. Tetiğini de çektim. Ha, çekmiştim zaten. Görmüş olduğunuz gibi emotikimiz. Böyle çok güçlü bir silahımız. Eğer kukulun yanlış hareketini görürsem. Ne yapıyorsun lan kukulun? Yep. Tamam diye sıkacağım. Allah nazar değmesin. Vallahi ormanı yakıyorduk. Hazırsanız ben de hazırım tabii ki. Sizlerle birlikte Kukuli'nin evine gideceğiz. Şimdi benim açımdan sizlere kamerayı açtım ve benimle birlikte arkadaşlar bakın videoyu baştan sonuna kadar çok ama çok dikkatli izlemenizi istiyorum. Eğer Kukuli'ye dair ya da farklı enteresan şeyler görürseniz bunlar canavar olur, jumpscare olur. Benim gözümden kaçan şeyleri yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Şu öncelikle şunu göstereyim sizlere. Çok güzel değilmiş o örümcek yuvası. Örümceklere bayılıyorum. Bilmiyorum örümcekten korkanlar var ama anlamıyorum onları. Ben örümcekleri çok çok seviyorum. En çok sevdiğim hayvanlardan bir tanesi hatta. Neyse ileri doğru giderken yolumun üzerinde bir tane kağıt gördüm. Bismillahirrahmanirrahim. Çalıyı kim koydu lan buraya? Ayağım takılıyordu az daha. Çakmak var orada. Çakmak. Hiç sevmediğim şey. Bak burada da yangın çıkabilir değil mi? Burada da yangın çıkabilir. Ben bunu kendi evime gittiğim zaman çöpümü atacağım. Çünkü yangın çıkabilir. Kesinlikle ormana çöpünüzü atmayın arkadaşlar. Gerçi benim de Ege ailem çok zeki. Ormanlara çöpünü bokunu bırakacak kadar gerizekalı değil. O yüzden sizleri çok seviyorum. Bakın şurada yolumun üzerinde bir tane kağıt var. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar üzerinde üçgenler müçgenler var anlamadım ama sanırım burada bir şifre çözmemizi istemiş Kukuli. Kukuli biliyorsunuz oyun oynatmayı çok seviyor bizi ve üstünde bakın ok işareti var. Aa içinde adım yazıyor. Fark ettiniz mi bakın? Gördünüz mü arkadaşlar? Adım yazıyor ve şurada 6 var. Büyük ihtimalle 6 adım atmamızı istiyor. Şu kareler ne anlama geliyor? Hiçbir fikrim yok. Burada 2 tane üçgen görüyorum. Üçgenin birbirine bakıyor böyle zıt bir şekilde. Bilmiyorum çok enteresan. Çok dikkatimi çekti. Şöyle çevirdiğimiz zaman bak üçgen birleştirdiğimiz zaman şeytanın üçgeni çıkıyor lan. Ne alaka? 6 adım diyor. 6 tamam. Şeytanın sayısı 666 değil mi? Oğlum bir dakika şifre. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytanın üçgeni bu. 6 işte. 6. Abi 2 çubuk bul diyor. 2 çubuk bul. Charlie gibi bir şey yapmamızı mı istiyor acaba? 6 adım diyor bir dakika. 6 adım dediğine göre ileri doğru 6 adım atacağız. Şurada bir tane çubuk var. Acaba orası mı? Hiçbir fikrim yok. Şurada da bir tane bakın. Tuzak var. Tuzağın birisi burada. Tuzağın diğeri de burada arkadaşlar. Gerçekten Kukuli bizden şifre çözmemizi istiyor. Enteresan bir dağ. Şifrenin sonunda büyük ihtimalle Kukuli'nin evi var. İnanılmaz heyecanlıyım. Bir yandan da korktuğum için şu silahı yine de alacağım şöyle. Buradan sonra bakın bu tuzaktan sonra 6 adım sayacağım. Eğer orasıysa orada bir herametlik, şerametlik, büyük ametlik, küçük ametlik olabilir. Şimdi öncelikle birinci adımımı attım. Bakın birinci büyük adımımı attım görmüş olduğunuz gibi. İkinci adımımı attım. Tek başıma olduğum için kameraman yanımda yok kusura bakmayın. İkinci adımım. Üçüncü adımım. Tamam bu üçüncü. Şu dördüncü. Şu beşinci. Şu beşinci. Bu da altıncı. Ve bu çubuğu gösteriyor bakın. Yay gibi değil mi? Arkadaşlar ya yay gibi değil mi? Bilmiyorum şifre acaba yay mı? Ne demek istediğini anlamadım ama bunun altında bir şey olabilir. Şöyle çubukları kaldırırım. Çubuk kırıldı lan bu arada. Çubuk kırıldığına göre şifre bu değil. Çubuğun altında ne var bakıyorum şöyle. Hiçbir şey yok. Hiç ne bu ne gerizekalı ne hiçbir şey yok. Bir tane daha kağıt buldum arkadaşlar. Bir tane daha kağıt buldum. Bize iki çubuk bul diyordu şu önceki şifreden. Önceki şifrem burada hemen şöyle göstereyim sizlere. Bakın arkasında iki çubuk bul diyordu. Sanırım Charlie gibi bir şey yapmamızı istedi Kukuli. Hiçbir fikrim yok. Bakın burada da bir tane şifre çözmemiz gereken bir şey var. 6 6 6 9 var. 3 tane 9 gördüm ben orada. 3 tane 9 gördüm ve K harfi var burada. Arkasını döndürüyorum. Yine bir K harfi ve yanında da yani hemen dibinde de şu görmüş olduğunuz gibi. Oğlum kör müsünüz ben de anlatıyorum bunları. Kare var bir tane arkadaşlar. Heyecandan konuşamıyorum ya. Şunu öncelikle masa gibi bir yere koymak istiyorum abi. Şifrelerimiz burada. Bakın 666 bilmem ne kaç tane. Bir dakika kaçıyor. Şöyle bir tane K. Arkasını çeviriyorum. Bir tane K ama ters bir K. T
Ters 1 2. 6'nın tersi 9 oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şifreyi çözmek üzereyiz. 6'nın tersi 9 değil mi? Evet. Ve burada bir tane kare var. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şifreyi çözmek üzereyiz. Bir dakika. Kaçıncı sayıda 9 çıkıyor ona bakacağım şimdi. 1 2 3 4 5 6. 6'ncıda bak 9 çıkıyor. 1 2 3 4 5 6. Bak yine 6'ncıda 9 çıkıyor. 1 2 3 4 5 6. Yine 6'ncıda 9 çıkıyor arkadaşlar. Şifremiz büyük ihtimalle 999 ve 6 ne alaka bilmiyorum. 6 adım attık, 6'yı kullandık. 9 da 999 şifre. Buraya yerleştirdiğin bakın K harfini görüyorsun değil mi? Hemen arkasını çeviriyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi saydam olmasına rağmen, kağıdın saydam olmamasına rağmen yine bir K harfi. Ama ters bir K harfi. Çok enteresan değil mi? Şuraya da çizik atmışlar. Şurada ne yazdığını bilmiyorum. Yorumlara kesinlikle yazın. Sizler şifreyi çözebildiyseniz. Şimdi burada bir tane kare var arkadaşlar. Kare haritalardan bildiğimiz üzere bir alanı kapsar. Yani bu kareyi gördüğümüz zaman bu alan içerisinde kesinlikle bu şifreyi kullanabileceğimiz bir yer var arkadaşlar. İnanılmaz heyecanlıyım. Bunun arkasında bir tane Charlie'nin şeyi var galiba. İki tane çubuk bulmamız gerekiyor. İki tane çubuğu yerleştirelim. Kukuli'ye bakalım, mesaj verelim. Kukuli eğer buradaysa bize bir mesaj verecek ve biz de Kukuli'nin evini öğrenmiş olacağız. Hadi şimdi iki tane çubuk bulalım arkadaşlar. Zaten etraf odun ve çubuk dolu. Hemen şuradan mesela bir tane çubuğumuz hafif olsun biraz ki bize şifre vermesi kolay olması gerekiyor Kukuli'nin. Şuradan mesela bir tanesini koparayım. Mükemmel. Bir tane çubuğumuz burada. Bir tanesine şöyle pürüzsüz olsun, daha iyi olur böyle bunun gibi. Mesela şuradaki çubuk olabilir. Şöyle aldım. İki tane çubuğumuz görmüş olduğunuz gibi. Şunu da koparalım. Hop, mükemmel. Tamam. İki tane çubuğumuz görmüş olduğunuz gibi elimizde. Birisi kısa, birisi uzun. Şimdi ben bunu ortasına, yani U harfine doğru, bir dakika, üzerine harfler yazıyor. Ku-ku-li. Bakın ku-ku-li. 6 ve 9. Şifreyi doğru çözmüşüz. Abi şifreyi doğru çözmüşüz. 6 ve 9 yine burada var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu arada bakın, fark ettiyseniz 9 yok burada. Yani ikinci kağıdı bulmamızı istemiş. 9'u bulduk şimdi. Bundan sonra da şimdi şifreyi çözeceğiz arkadaşlar. Kukuli'nin evini bulmuş olacağız. Gördüğünüz üzere Kukuli deneyimizi gerçekleştirdik şu andan itibaren. Eğer Kukuli bize mesaj verirse doğru yerdeyiz. Ama veremezse yanlış yerdeyiz demektir. Hazırsanız Charlie'de olduğu gibi Kukuli'ye mesaj vereceğiz şimdi arkadaşlar. Kukuli, Kukuli. Buradaysan bana bir işaret ver. Ya da K harfini göster. Ve bir işaret falan yok burada. Abi yine işaret vermedi. Acaba ters mi yerleştirdik şunu? Bir de altına şöyle yerleştirelim. Belki böyle bir mesaj verebilir. Kukuli, Kukuli. Buradaysam bana bir işaret ver. Ya da K harfini göster. Arkadaşlar gördünüz mü? Size demiştim. Kukuli deneyip bu demiştim sizlere. Gerçekten de Kukuli buradaymış. Bakın K harfini gösterdi. Birazcık döndü ama olsun. Bize bir işaret verdi. Eğer rüzgardan olsa arkadaşlar, şimdi rüzgardan deseniz kağıt sallanır. Ama kağıt sallanmadan sadece üstteki çubuk döndü. Ve kısa çubuğu yerleştirmemiz gerekiyormuş. Hemen şöyle yine ortalayalım. Yine Kukuli'ye bir soru daha soralım arkadaşlar. Benimle birlikte çok dikkatli izleyin. Eğer gözlemden bir şeyler kaçarsa yorumlara devreye sizler gireceksiniz, tamam mı? Kukuli, Kukuli. Buradaysan benimle dost olacak mısın? Eğer dost olacaksan da K harfini göster. Eğer olmayacaksan da aynı yerinde kal. Bekliyorum şu an. Şu an hiç kıpırdama yok. Dost olmayacak mı ya acaba? Arkadaşlar gördünüz mü? Yine K harfine gitti. Bilmiyorum ama bak tam ortalı böyle. Sanırım benimle tanışmak istiyor. Her neyse. Kağıt bu tarafa doğru gösterdiği için kağıt şu tarafa doğru gösteriyor. Büyük ihtimalle Kukuli'nin evi tam olarak orada. Ve sesler gelmeye başladı. Abi gerçekten sesler gelmeye başladı. Şimdi bunları da alacağım ve o tarafa doğru gideceğim. Bakalım gerçekten de Kukuli'nin evi o tarafta mı? Ben ne olur ne olmaz yine silahım tetikte ve o tarafa doğru gidiyorum arkadaşlar. Sesler gitgide yükseliyor. Benimle birlikte çok dikkatli izlemeni istiyorum. İnanılmaz heyecanlıyım. Bir yandan da korkuyorum ama Kukuli benimle ne dost olmak istiyor ne de düşman olmak istiyor. Onun önceki bir tanışalım. Ne olacağını o zaman göreceğiz. Elimde şu an tetikte silah. Kukuli burada mısın? Kukuli. Kukuli. Buradaysan bir işaret ver. Deneyi de şu an yanımızda arkadaşlar, ne olduğunu olmaz aldık. Dediğim gibi eğer gözlerinden bir şeyler kaçarsa, ben göremezsem yorumlarda de ses geliyor.
Abi arkamdan bir şey geçti galiba. Video 200 saniye geri alın arkadaşlar. Yanlış mı duydum ya ben? Şöyle üstüm sizlere. Bakın benim gösterdiğim yerler. Benim geçtiğim yerler bu taraf. Şimdi şu taraftan bir ses gelmişti. Videoyu kendim izlerken tekrar bakacağım bakalım. Gerçekten ses duyuluyor mu? Bak yine orada bir cam. Yine çok kızıyorum arkadaşlar. Şunu yapmayın. Bu camı ormanlara bırakmayın. Sonra neden yangın çıkıyor? Tabii çıkar lan bu camı buraya. İçip içip buraya bırakırsanız. Çok sinirim bozuyorlar ya. Neyse bunu da giderken alacağım da. Kukuli neredesin? Abi. Kukuli evi burada olabilir. Rüyamda ben burayı görmüştüm. Rüyamda gördüğüm yer. Aynı yerdeyim şu an. Şuradan geçeceğim arkadaşlar. Çok dikkatli izleyin. Rüyamda gördüğüm aynı yer. Ben arkadaşlar rüyamda bu tarafa doğru geçmiştim böyle. Şuradan bir yaratık çıkmıştı şuradan bir yerden. Bu tarafa doğru geçtim de bir kağıt gördüm. Ve yine aynı kağıt. Rüyamda gördüğüm kağıt. Bakın. Aynı kağıt. Bak ev var. 696 yazıyor arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Bir dakika bu kağıdı inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu kağıdı inceleyeceğiz. Kamera net gösteriyor mu bilmiyorum arkadaşlar ama. Bakın 696 yazıyor. Ve kağıdın arkasına Doğan arkandayım yazıyor. Arkamda ne var lan? Abi arkamda kimse yok. Bir şey yok arkamda. Doğan arkandayım yazıyor arkadaşlar. Şöyle umarım odaklıyordur kamera. Görüyor musunuz? Doğan arkandayım yazıyor. Ve kukul yazıyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama arkamda hiçbir şey yok. Ben göremedim arkamda. Bir şey varsa yorumlara yazın. Yoksa da ben göremedim abi. Bakın şöyle sizlere gösteriyorum. Doğan arkandayım. Şurada kukul yazıyor. Fark ettiniz mi? Abi çok enteresan değil mi? Bilmiyorum daha önce böyle şifrelerle karşılaşmadım ben. Ve buraya geldikten sonra inanır mısınız bilmiyorum ama sesler kesildi abi. Gerçekten de tuhaf olaylar döndü ortada. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Yine silahım yanımda ben ne olur ne olmaz. Kukuli'nin evi bu taraflarda bir yerde diye düşünüyorum. Daha etrafa bakacağız. Şifreler olabilir. Benimle birlikte çok dikkatli izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Olayları belki de sizler çözeceksiniz. Şimdi benim bu tarafa doğru... Bak rüyamda da bu tarafa doğru gitmiştim. Başka bir kağıt görmüştüm. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok seviyorum. Bay bay.